Hiç kabuk yok. Zar gibi. Bak arkadaşlar. Cevizin kalitesi, kabuk kalitesi coğrafyayla, yükseklikle, rakımla da alakalı. Ben şunu kıralım. Şöyle. Hasat zamanı gelmiş. Bakın. Kabuğu söyerken daha kabuk gidiyor. İnce zar gibi. Aynı yumurta kolisi gibi. 1200 rakım. Oğuzlar 77 cevizi. Aşağı taraflarda cevizlerin içleri yanarken burada ince kabuk olmasına rağmen yani kabuk yok. Yanma yok. Bembeyaz. Rakım konum çok önemli arkadaşlar. Bu bahçemiz sabah güneşi görüyor. Akşam güneşi hiç görmüyor. İkindi güneşi. İkinden sonra gölge düşüyor. Bakın. Kabuk diye bir şey yok. İşler bembeyaz. Herhangi bir yanık yok. Yani bu kurduğu zaman rahat bir %55 bir randıman var yani. Çünkü hepsi meyve. Bakın. Bıçakla keserken bıçak şöyle içine kaçıyor. Bakın şu buçuk. Kabuklu hiçbir şey yok. Bir de şu büyüğü çekelim. Bitirelim. Biraz gölge yeti ona bakacağım. Bakın arkadaşlar. Bıçakla keserken bile belli. Bakın. Aynı yumurta kolisi gibi. Kabuk yok. O yüzden çeşitler kadar yükseklik, rakım, bakım, bakı da çok önemli. Bu şekilde. İnce kabuk. Oğuzlar 77. Ceviz bu şekilde. Oğlum tam kurmamıştık. Oğlum. 1250-1300 rakım. Oğuzları 77 cevizlerimiz. Bu yıl kabuk neredeyse yok. Bazen çıkabiliyor bir güneş çanakla. Şöyle. Bunu tam kurmamışım. İllaki çıkıyor. 100 taneden bir tane, iki tane zaten normal. Fakat iş dolgunluğu. Büyüksüz kazanır mı hocam? İş dolgunluğu lezzet. 10 numara. Büyüksüz olmaz. Oğuzlar cevizi uygun, rakım uygun. Böylesi de bulmaz. Çayla gider. Uygun rakım uygun iklimi bulunca oğuzlar cevizi bu şekilde. Aşağılarda olmadı. Alçak rakımlarda. Yükselen gevdi, yükselen. Yanma oldu. Uygun iklim rakımda. Oğuzlar 77 bu şekilde. 1100 rakam, 1100.